de vardı. Yayınları durdurmak öncelikli amaçlarıydı, ancak hesaplamadıkları, hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da halkın TRT'yi sahipsiz bırakmayacağıydı. Radyo evi önünde darbeye karşı çıkan 3 kişi şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Hain kalkışmanın 5. yılında gelin İstanbul'daki TRT binalarını işgal girişimini birlikte hatırlayalım. Temmuz gecesi darbeciler TRT İstanbul Radyosu'na bomba ihbarı yalanıyla girdi. Ulaştırmacı şoför arkadaşından biri pencereden dışarıya baktı. Abi, dışarıda askerler vardı bahçede. Darbe oluyor galiba dedi. Ben de olur mu öyle şey dedim. Ne darbesi? Bu saatte darbe mi oldu? Darbe dönemleri nerede kaldı? İlk işleri güvenlik görevlilerinin silahlarını almak oldu. Ardından hızla binayı boşaltmaya çalıştılar. Koridor arkaya kadar asker doluydu. Tamam, burada artık yukarıda işiniz yok, işiniz bitti. Buradan gidin, hepiniz evinize dönün diye böyle sert bir şekilde bize telkinde bulundular. Bundan sonra ülkenin yönetimi de bizde, kurumun yönetimi de bizde diye bir laf etti. Abi gitme çok, yeter! Abi yeter! Dışarıda ise TRT'yi korumak için Türk bayraklarıyla gelenler vardı. Merkezdeki arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeydik. Ne yapmamız gerektiğini konuşuyorduk. Tabii bir süre sonra arkadaşlarıma ulaştığım cep telefonları kapandı. Kurumumuzun tüm dahili telefonlarını aramama rağmen hiçbir şekilde aramalarıma yanıt alamadım. Hemen kurumumuzun bulunduğu bölgeye geldik. Silah sesleri, yıldırma atışları, hatta isabet eden kurşunlar. Cumhuriyet Caddesi'nde hain darbeciler ve halk karşı karşıyaydı. İlk duyduğum şey ve inanamadığım şey polisin anonslarında şu oldu. Asker, yanlış yapıyorsun. Devletin sana emanet ettiği silahı bizlere ve halka doğrultma. Türk askeri, Türk vatandaşlar atacaklar asker! Yaşananların hiçbiri halkın direnişine engel olmadı. Sabaha kadar TRT'ye sahip çıktılar. Zaman ilerledikçe kalabalık artık giderek artıyordu. Eşiyle helalleşmiş, çocuğunun alnından öperek sevdiklerini geride bırakmış insanlar ise mevzilenen askerlerin karşısında bir adım dahi geri atmıyorlardı. Ben onların gözlerinde en ufak bir korku emaresi dahi görmedim. Fahrettin Yavuz, Murat Demir, Fasuyruklu Cevat Mevrum. O kanlı gecede Harbiye'de şehit oldu. 50 kişi yaralandı. Hainler TRT Ulus binasına ise 3 askeri personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyonla geldi. Terör tehdidi olduğunu söyleyerek girdiler. Silah zoruyla yayınları durdurdular. Dışarıda ise vatan, millet, bayrak diye koşan halk vardı. Sabaha karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi TRT İstanbul Radyosu'nda da işler değişmişti. Bu kapıdan kalkışma planıyla giren hain darbeciler tek tek kelepçelenerek dışarı çıkartıldı. Türkiye aydınlık bir sabaha uyandı. TRT'de milletin sesi olmaya devam etti. Harbiye'de yüzlerce mermi kovanı, ulus askeri araçları, tüfek, üniformaları darbecilerden geriye kalanlardı. Araçlarda ve binalarda da hasar oluşmuştu. TRT İstanbul Müdürlüğü binalarına yönelik işgal davalarında 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 50 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.